Alo. Bro, akşam bana geliyorsun, çok iyi haberlerim var, kutlama yapacağız. Ne haber ya? Yani sence beni bu kadar ne mutlu edebilir kardeşim? Yani bu kadar iş ambargosundan sonra seni mutlu edebilecek tek bir şey var diye düşünüyorum. O da Asya diye isim geliyor. Asya. Asya'm da var tabii ki ama... Kardeşim, Tolga Tuna is back baby. Oğlum, Son Yenilmez geri döndü. Yani ilginç ama bir dijital işten beni geri aradılar. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Oğlum süper bir haber lan bu. Ya oğlum yani anladılar tabii. Benim gibisini bulamayacaklar. Bir Tolga Tuna kolay yetişmiyor. Akılları başına geldi. Süpersin oğlum sen. Bir numarası sen. Bunu hemen bir parti organize edip bunu böyle herkese göstermemiz lazım. Tolga Tuna'nın eskisinden daha güçlü döndüğüne herkes şahit olmalı kardeşim. Çünkü Tolga Tuna bitti demeden bitmez. Partinin adı da bu olsun. Yani biz daha mütevazı, daha kendi aramızda bir şey yaparız şimdilik. Ortalık biraz karışık çünkü biliyorsun. Hakan? Tamam. Bir an şaşırdım ben yalnızca çünkü biliyorsun ki eski Tolga Tuna olsa... Kardeşim eski Tolga Tuna'ya güncelleme geldi. Versiyon 2.1. Artık daha profesyonel, daha çözüm odaklı. Anladın mı? En önemlisi daha aşık. Hadi. Akşam görüşürüz. İyi bakalım, görüşürüz. Nerede o? Ne yaptığınızı sanıyorsunuz siz? Bir şey yaptığımız yok, ne diyorsun? Nerede diyorum Asya? Burada da yok. Bahçeye mi çıktı? Asya! Sakin ol Nesrin. Hayır böyle oluyor mu yani? Aa, burada da yok. Arıyorum, telefonlarım açmıyor bu. Kadir'i de arıyorum, ondan da bir haber yok. Tamam bir sakin ol Nesrin. Asya sete giderken buraya uğradı ama şu an gördüğün gibi burada değil. Bir ben arayayım bakayım açacak mı? Sakin ya, ol. Acil sete gitmesi gerekiyor. Seni aradılar mı bu entegrasyon sahnesi için? Aradılar tabii ama Bahri ile Selin'in yüzü olmadığı için Kagi'yi arattırdılar. Ya bu arada ben şimdi sete geçeceğim. İstiyorsan sen de benimle gel, beraber gidelim. Olur aşkım, tamam. Hadi hazırla. Tamam hadi. Tolga? Ya, aynen geri döndü iş. Nasıl? Yani bir yanlışlık olmuş. Aslında benimle çalışmak istiyorlarmış da işte. Başlıyoruz. Aşkım çok güzel bir haber bu. Çok sevindim. Ya ben de çok mutlu oldum. İyi ki seni dinleyip o adamın yanına gitmem. İyi ki aşkım. Zaten senin ne Kudret Bey'e ne başkasına ihtiyacın var. Ya sen de bu yetenek varken var ya, bütün kapılar açılır önüne. Tamam ben teşekkür ederim. Ben hazırlanıyorum o zaman. Tamam aşkım. Papatyam, olmuş loymuşa çare yok. Sıkma canını, tamam mı? Abi bak, Nesrin'i görürsen sakın bir şey söyleme, tamam mı? Yok söylemem, sen de bana bak. Şu sırrı fazla saklama, senden duysunlar. Tamam, merak etme. Hadi sen git, ben hallederim gerisini. Hadi. Asya, ya sen neredesin sabahtan beri? Ben şey... Asya Hanım. Tolga. Sizle sahneden önce biraz konuşabilir miyiz acaba? Yok, konuşma falan. Bence gerek yok. Baktım sahne çok basit bir sahne. Konuşulacak bir şey yok. Ya bir relax ya. Bir problem yok. Ben düşünüyorum bunları zaten. Sakin ol. Bizi buraya onlar getirdi. Bu sahne herkesin içine yarayacak. O yüzden yan yana olmamız sorun değil. Evet Nesrin. 5 dakika lütfen. Hadi lütfen Nesrin. Sadece 5 dakika. Evet 5 dakika hadi. Tolga. Ben bir şey yaptım. Ne yaptın? Ben... Çok pardon bir saniye. Hemen geliyorum. Şunu bir cevaplamam lazım. Hemen geliyorum. Aha, tamam. Alo. Set hazır ve senin oyuncun hala hazırlanmamış. Müdahale edecek misin? Tabii hemen müdahale ediyorum ben. Çok sağ ol. Görüşmek üzere. Çok özür dilerim. Ya bu senaryo ile ilgili birkaç pürüz vardı. Onları konuşmamız gerekiyor. Nesrin. Siz merak etmeyin. Tamam hadi. Bırakın. Sen ne diyordun? Evet.
Nesrin bir dakika. Bir dakikamız falan yok aşkım. Asabi yapınca mısın? Hazırlan niye almadınız Asya'yı diye bana kızıyor sonra. Yani kıskançlık ve sinsilik yok. Tamam neyse. Stres yok, problem yok. Benim piyasalara geri dönüşümü böyle ufak çaplı kutlayalım istiyorum. Akşam gelir misin? Hiç öyle yasak falan dinlemiyoruz, ne güzel. Tamam, tamam Nesrin sen de gel. Ondan diyorum ben sanki, hadi. Hadi, hadi. Görüşürüz, sahnede görüşürüz. Ama hiç dinlemiyorsun değil mi sen? Hiç beni dinlemesen benim lafıma hiç.